Çok sayıda ehliyetine el konulan sürücüler 2022'de af bekliyorlar. Peki bu affın kapsamı ne olmalı? Ehliyete el konulmasının sebepleri nelerdir? Sosyal medyada ehliyet affı gelsin diyenlerin dışında ehliyete af olmasın diyenlerin de sayısı az değil. Ehliyet affının çıkıp çıkmayacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor sosyal medya üzerinden gündem oluşturmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ehliyet affi gelmesini istemiyor. Ehliyet affi ile trafik magandaları yine ortalıkta terör estirmeye devam edecekleri görüşünde birleşiyorlar. Ehliyetine çeşitli sebeplerden el konulan sürücüler ise meclisten çıkacak ehliyet affının beklentisi içerisine girdiler. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın öğrenci affı ile ilgili müjdeli haberi açıklamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de ehliyet affı oldu. Peki 2022 ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı çıkacak mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler. Ehliyet affı çıkacak mı? Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek TBMM'de yaptığı konuşmada ehliyet affına değindi. Şimşek konuyla ilgili, 1 milyona yakın insanımızın talebi, bir defaya mahsus, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olanlara ehliyet affi çıkarılması ve geçimlerini şoförlük yoluyla kazananların da evlerine helal rızık götürebilmeleridir, cümlelerine yer verdi. Konunun meclis gündemine gelmesinin ardından, ehliyet affının çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ehliyete el konulan durumlar. Öncelikle hayati önem taşıyan trafik kurallarına uyulmadığı durumlarda ehliyete el konabiliyor. Trafik kurallarına uymayan ve uymamaya devam eden sürücülere para cezası kesildiği gibi ehliyetine el koyma cezası da veriliyor. İşte başlıca ehliyete el konulmasının sebepleri. 100 ceza puanına ulaşmak. Ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak uyuşturucu kullanmış olmak. Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak. Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması. Sağlık durumunun bozulması. Hız sınırının aşılması. Alkollü araç kullanmak. Siz değerli takipçilerimizden, ehliyet affi gelsin mi, ehliyet affi gelmeli mi, ehliyet affi gelir ise faydalı mı olur yoksa zararları mı olur? Ehliyet affi neleri kapsamalı? Videomuza yorumlarınızı bekliyoruz.